Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi gençliğin gözyaşları. Bu videomuzda da 9. bölümümüze geçiyoruz. Üçgende merkezlere geçiyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir konudur. Benim bu sene veya bir dahaki sene üniversite sınavında sorulmasını tahmin ettiğim soru konudur arkadaşlarım. Buradan bir soru çıkacağını tahmin ediyorum. Şimdi bizim toplamda 5 tane merkezimiz var. Bu 5 merkezde tek tek öğretmeye çalışacak bize. Şöyle köşe taşlarına bakıyorum arkadaşlarım. 13 tane kazanımımız var. Bu 13 kazanımımızda da 5 merkezi güzelce öğretecek bize. Şimdi çayımızdan bir yudum aldık. Hemen vira bismillah diyelim. Şöyle bulalım ilk köşe taşını. Birinci köşe taşımızla başlayalım arkadaşlar soruları çözmeye. Şöyle ilk sorumuzu bir ayarlayalım. Güzel. Hatta şöyle yapalım. Hepsini bir bütün halinde hareket ettirelim. Evet, birinci sorumuz arkadaşım. Şöyle hem konuyu öğreneceğiz burada. Biliyorsunuz köşe taşlarında konunun bir özetini de yapıyorum soruyla birlikte. Ama konu testlerinde bunları bildiğiniz için hızlı hızlı çözüyorum konu testlerini. Şimdi bu sorumuzda diyor ki K noktası ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi. İşte size birinci merkezimiz. İç teğet çemberin merkezi dediği zaman buradan açı ortaylar geçecek. Daha doğrusu iç açı ortaylar geçecek, bunu bileceksin. K noktası iç teğet çemberin merkezi ise bu AD doğrusu, yani K'dan geçen ve A'dan geçen doğru kesin açı ortay artık arkadaşlarım. Bunu biliyoruz biz. Şimdi açı ortayında şöyle bir özelliği vardı, biliyorsunuz iki konu önceki 7. konumuz. Kollarının oranı neyse ayaklarının oranı da o olacaktı. Kolların oranı 8'e 10 ya, ayaklar da 8K 10K olacak arkadaşım. Hatta sen bunu sadeleştirebiliyordun. K'lı yazdığın şeyleri sadeleştirebilirsin. Bunu 8 değil de 2'ye böldüm 4K. Bunu 10 değil de 2'ye böldüm 5K diye yazdım. Ve bana bakın BC'yi toplam 9 vermiş. Yani 9K'yı 9 demiş arkadaşlar. O halde 9K 9 ise K 1 olmalıdır. Benden BD'yi istiyor, 4K'yı istiyor. Cevabım 4 kere 1'den 4 geldi. Cevabımız Ceyhan'dan çıktı yani. İkinci sorumuzdayız. AB'yi 8'i vermiş, 4'ü vermiş ve K yine iç teğet çemberin merkezi. O halde artık bu BD doğrusu, yani B'den ve K'dan geçen doğru kesinlikle açıortaydır dedim arkadaşlar. Sonra BK KD'nin kaç katıdır diye bir soru sormuş bize. E arkadaşım, şuradan çizdiğim doğrunun da ben artık açıortay olduğunu biliyorum. Çünkü K noktası iç teğet çemberin merkezi. Ve bakın burada şu küçük açıortayın kolları 4'e 8, ayakları da 4'e 8. Hatta sadeleştiriyorum, 1K'ya 2K diyorum, 4 ile 8'i sadeleştirdim. Ve bakın BK KD'nin 2 katı çıktı arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuz. 90 dereceymiş ve AC AB'nin 3 katıymış arkadaşlarım. Yani burası K ise burası 3K imiş ve I noktası iç teğet çemberin merkezi ise o halde bu kesin artık açıortay. Sonra 1'e 3 oranı varsa burada da ayaklarda da 1'e 3 oranı olacak dedik. Ve bize BC'yi toplam, yani 4M'yi 4 kök 5 diye vermiş. O halde M eşittir kök 5. Nereyi istiyor? AD'yi istiyor bizden dostum. Başka bir şey vermiş mi? Vermemiş. İşte çemberin merkezi olduğuna göre AD nedir diye bir soru sormuş sadece. Şurasının biz kök 5 olduğunu, buranın da 3 kök 5 olduğunu biliyoruz. Ve bunun da bir dik üçgen olduğunu görüyorum arkadaşlarım ben. Şimdi Pisagor bağıntısı yapıp K'yı bulabilirim buradan dostlar. Hemen K'nın, yani şöyle diyelim, 4 kök 5'in karesi ne yaptı o da? 4 kök 5'in karesi 80 eşittir K'nın karesi ile 3K'nın karesinin toplamına, yani 9K kare. Buradan burası 10K kare yaptı. 10'a bölersek her iki tarafı 8 eşittir K kare çıkar. Dolayısıyla K eşittir 2 kök 2 geldi. Yani şurası 6 kök 2 yapar. Burası 2 kök 2 yaptı. Burayı da bulduk arkadaşlar.
Şimdi bize AD'yi soruyordu. Buranın açıortay olduğunu, yani 45-45 böldüğünü de biliyoruz biz dostum. Artık ne yapabilirim ben canım kardeşim? Yani benzerlik de yaparım ama en güzeli kosinüs teoremi olur dostlar. Şuraya x diyelim AD'ye ve şu üçgende kosinüs teoremi yapacağım ben. Yani görünen o. Şu anda görünen bu. Başka da böyle bir özel bir şey göremedim. BAC 90. Hani şuradan bir paralel çizip de 1'e 4 oranı var. 1'e 4 oranı varsa burayı bulurum. Burayı da aynı şekilde böler. Pisagor yaparım. Oho, çok uzun iş olur. Biz kosinüs teoremini yapalım dostlarım. Yani yapacak bir şey yok. AD'yi bulmamın şu anda başka görünürde bir yolu yok arkadaşım. Hani var bir yolu da tabii ki de daha uzun bir yol olduğu için ben bu yolu tercih ettim. Hemen şurada kosinüs teoremini uygulayalım dostlar. Oradan da çok gıcık bir şey çıkacak ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hadi yapalım, başlayalım da bir bakalım neler geliyormuş, bir görelim ya. Şimdi açının karşısında kök 5 var, karesi eşittir diğer iki kenarın kareleri toplamı, yani x kare artı 2 kök 2'nin karesi eksi 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı, yani 2 kök 2 ile x'in çarpımı, bir de kosinüs 45, o da kök 2 bölü 2. Kök 2 ile kök 2 2'yi götürsün buradan. Şurası 4x yaptı, 8 yaptı. 5'i de buraya alırsak şöyle bir şey çıktı. X kare eksi 4x eksi değil artı 3 eşittir 0 geldi. Şimdi bunu da çarpanlarına ayıracağız. AD'yi soruyordu, x'i soruyor. Önce şıkları deneyelim. Mesela 3 denesem, 3'ün karesi 9 eksi 12 artı 3 eşittir 0 mıdır? Evet, 0'dır. Demek ki cevabım Ceyhan'dan geldi arkadaşım. Çarpanlarını ayırmaya gerek kalmadı. Evet, kosinüs teoremiyle çözdük soruyu. Dördüncü sorumuz. AD eşittir DC demiş dostlar. AD DC'ye eşitmiş. Tamam. Burada bir ikizkenar üçgenimiz var. AE'yi 10 vermiş. Buna 10 diyelim hemen. Bakın merkezden inen doğru dik inecekti. Buraya 90 derecemizi çakalım. Şimdi EB'yi 8 vermiş. Buraya 8 diyelim hemencecik. DO doğrusal. O noktası ABD üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. İç teğet çemberin merkezinden açıortaylar geçerdi. Bu bir açıortay. Buna göre AC kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle yapalım. Bu madem ki bir açıortay, ayaklarının oranı 8'e 10. Gördüğünüz üzere 8'e 10. Kollarının oranı da 8K'ya 10K olacak o halde. Yani burası 4K dersem şurası 5K olacak ama yani bu hem açıortay hem dik olduğu için aslında ikiz kenar olmalı. Demek ki tam teğet noktası buraya denk düşmüyor arkadaşlar. Yani burada birazcık doğrusal çizmişler ama bu doğrusal olmaz. Doğrusal olursa ikiz kenar olması lazım. Orada bir hata var ama önemli bir hata değil. Biz buradaki dikliği görmeyelim, tamam mı? Peki burası 5K ise burası da 5K oldu. Şimdi şu açıortayı konuşalım. Bakın 4'e 18 düştü değil mi? 4 ayağına 18'lik kol düştü. Yani 18 bölü 4K eşittir. Şuraya x dersem x bölü 5K olacak. Buradan da hemen 5 ile 18'in çarpımı 90 eşittir 4x. 4'e bölersem de 22,5 çıkıyor. X dediğimiz uzunluk. Çaydan bir yudum aldık gobeller. Ve hemen geçtik 2 numaralı köşe taşımıza. Burada da dış teğet çemberin merkezini öğrenecekmişiz dostlar. Şimdi hemen söylüyorum. D noktası dış teğet çemberin merkezi ise buradan iki tane dış açıortay. Bakın C'nin dış açıortayı, demek ki burası 50-50. A'nın da dış açıortayı ve üçüncü açının da iç açıortayı geçecek buradan. İşte bu. Dış teğet çemberin merkezinin özelliği neymiş? İki tane dış açıortay, bir tane de iç açıortay geçecek. Peki buna göre ABC açısı nedir diye soruyor. Şuranın tamamını soruyor bize. Şimdi burası 50, 50 daha 100. Buraya kaldı 80. 80, 50 daha 130. Şu açı 130. 30 da burada var, 160. O halde buraya kaldı 20. Bu açı ortay olduğu için bu da 20. Toplam oldu 40. İkinci sorumuzdayız. D dış teğet çemberin merkeziymiş yine arkadaşlarım. Buradan ne geçecekti? 1. Bir tane iç açıortay geçecek. Yani bu kesin iç açıortay. Bir dış açıortay, bir dış açıortay daha geçecek. Şimdi BF'yi soruyor. BF neresi?
şuranın tamamını soruyor bize dostlarım. Şimdi şu da bir dış açı ortaydı arkadaşlarım. Şunu da gösterelim. Sonra şu da bir dış açı ortaydı. Bunu da gösterelim. Şimdi dostlar, dış açı ortay, bakın şu bir açı ortay. Fışkırtma teoremimiz vardı. Buraya inen diklikle buraya inen diklik eşittir ve şuradaki A ise burası da A olmak zorundaydı. Aynı şekilde bu açıortay için konuşalım. Buraya inen diklikle buraya inen diklik eşit ve şurası B ise burası da B olmalıydı. Ve bakın A artı B'yi ne vermiş bize? 6 yazıyorum onu. A artı B eşittir 6 demiş dostlarım. Bir de şunu biliyoruz. Şunlar da birbirine eşit değil mi? Çünkü bu bir açıortay. Fışkırtma teoreminden bu diklikle bu diklik eşitse kafayla dik arası, kafayla dik arası eşit demiştik. Yani 10 artı A eşittir 12 artı B'ye. Buradan da 2 eşittir A eksi B geldi. E hocam, A artı B'yi de 6 diyebiliyoruz. Toplarsak bunları 2 A eşittir 8, A eşittir 4 yaptı. A 4 ise B ne çıktı? 2. B 2 ise BF ne çıktı toplam? 12 ile 2'nin toplamı 14 geldi. Evet, üçüncü sorumuz arkadaşlarım. K dış D çemberin merkeziymiş arkadaşlar. Buradan ne geçecek? 1 dış açıortay, 1 iç açıortay geçecekti. Peki bu açıortaysa ikilik ve üçlük ayakları var. 2 ayağına 6 düşmüş. 3 ayağına bakın 3 katı düşmüş, gördünüz mü? Kol ayak ilişkisi 3 katı. Bunun da ayağı 3 ise koluna 3 katı düşecek 9. Şimdi başka nereyi soruyor bize? BK bölü KD oranını soruyor. Yani dış D çemberin merkezi yapacağım. Daha doğrusu şuradan hemen şu dış açıortay ya arkadaşım. Dış açıortay teoremi yapalım. Yakın kol, şu 9'u yalandan yere bulmuş olduk yani. Bölü uzak kol. Yakın kol 2, uzak kol 6. Demek ki 2 bölü 6 eşittir diyeceğim. 2 bölü 6 eşittir. KD bölü tamamıydı. BD yani. Buradan da 1 bölü 3 çıktı. Demek ki şurası 1 ise tamamı 3, buraya da 2 kaldı. BK 2, KD 1, 2 bölü 1'den 2 çıktı sorumuzun cevabı. Dostlar, bu açıortay konusunda anlattığımız için bunları hızlı hızlı çözüyorum ben. Şimdi K dış D çemberin merkezi. O halde öğretmenim, buradan 1 dış açıortay geçecek. 2 bir dış açıortay daha geçecek. 3 bir tane de iç açıortay geçecek. Şimdi BC'ye 3K deyin diyor. Şuraya 3K. AB'ye de 2K deyin diyor. Buraya da 2K. Alan ABK, ABK bölü alan BCK, BCK. Hemen şunu yapalım. Şu açıortay olduğu için 2'ye 3 oranı var. Burası da 2M'ye 3M diyeyim. Bak, şu üçgenlerin alanlarını kıyaslayacağım. Tabanı 2'ye 3 ise alanları da 2A'ya 3A diye kıyaslanır. Şimdi şu üçgenlerin alanlarını kıyaslayacağım. Tabanlar 2'ye 3 ise alanlar da 2B'ye 3B diye kıyaslanır. Şimdi istediği ABK ne oldu? 2A ile 2B'nin toplamı, yani 2 tane A artı B oldu. BCK ne oldu? 3 tane A artı B oldu. A artı B'ler giderse de sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet, ikinci köşe taşını da gömdük. Hemen çevirdim arkasını. 3 numaralı köşe taşındayız dostlarım. Bakın burada da ağırlık merkezi zaten bir önceki konumuz dostlar. Kenar ortayların kesim noktasıydı ağırlık merkezi. Yani ben buradan aşağı bir doğru devam ettirirsem bu kesin kenar ortay. Burayı 6 6 diye böldü. Ve bakın, ikiz kenar üçgenin kenar ortayı olduğu için kayı kuralından yükseklik de oldu bu adam arkadaşlar. Kayı kuralı gereği. Tabana bir açıya 2 muhabbetinden ağırlık merkezinin özelliği. Burası 4'ün yarısı 2 oldu. Ve şu dik üçgene bakarsanız artık 6 6 45 45 90 üçgeninden hipotenüs oldu 6 kök 2. Geldik ikinci soruya. ABC eşkenar üçgenmiş. O zaman bütün kenarlarının 12 olduğunu söyleyebiliriz. ADC ikizkenar dik üçgenmiş. Verilenlere göre bu iki üçgenin ağırlık merkezleri arasında kalan uzaklık nedir diye soruyor. Şunun ağırlık merkezi bu, bununki de bu.
Biliyorum ki eşkenar üçgende ağırlık merkezi aynı zamanda kenarortay, aynı zamanda açıortay, aynı zamanda yükseklik. İkizkenar üçgenmiş bu. O zaman bunun da kenarortayı hem yükseklik olacak hem de açıortay olacak. 45-45 bölecek burayı. Bunun ağırlık merkezi şurası olsun, bunun ağırlık merkezi de burası olsun. Şimdi dostum, burası 12 idi, oldu 6-6. Muhteşem üçlüden burası da toplamda 6'dır. Tabana bir açı 2'den 2'ye, 4 diye de burası ayrıldı. Şimdi bunun da 30-60-90'dan 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6√3'tür. Şurası 2√3'e, 4√3 diye de 1'e 2 oranından ayrıldı. Ağırlık merkezinin özelliklerini mutlaka hatırlayın buraları anlamadıysanız. Ya bir önceki konuyu izleyin ya da benim konu anlatımlı videomu izleyin arkadaşlarım. Ve bakın iki ağırlık merkezinin arası ne çıktı? 2√2√3 çıktı. Yani sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet, üçüncü sorudayım arkadaşlarım. Hemen bakalım. ABC üçgeninde G hem ağırlık merkezidir hem de iç teğet çemberin merkezidir. Şimdi ağırlık merkezi ise bir kere gittiği yeri ikiye bölüyor. Kenar ortay olacak. İç teğet çemberin merkezi ise açıortay geçiyordu buradan. O zaman bu adam açıortay da oldu. Yani şu doğruya baktığınızda arkadaşım hem kenarortay hem açıortay. Kayı kuralı ne diyordu? Bir doğru açıortay ve kenarortay olduysa yükseklik de olacak ve bu üçgen kesin ikizkenar üçgen olacak. Kayı, kenarortay, açıortay, yükseklik, ikizkenar üçlemesi, dörtlemesi. Şimdi tabii ki artık bundan sonra şunu da söyleyebilirim ben. Tabana bir açı iki muhabbetinden G ağırlık merkezi burayı 4'e 8 bölmek zorundadır dedim. Başka ne söyleyebiliriz? Verilenlere göre çevre A, B, C nedir diye bir soru soruyor bize. Hem ağırlık merkezi hem de iç teğet çemberin merkezi BG'yi de 8 bulduk. Başka da bir şey yok burada zaten şu anda görünen. Şimdi G açı ortaysa şunu çizdiğimde kardeşim G iç teğet çemberin merkezi ise bu da bir açı ortay. Ve ayakları görüyorum 4'e 8, kollar da 4'e 8 ya da 1K'ya 2K olmalı. Şimdi bu buradan kenar ortaysa burası da K olmalı dostum. Tabii ki burası K ise yine şu açıortaydan konuşursam ben aynı zamanda 1'e 2 oranından burası da 2K olmalı. Ve bakın üçgenim ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Şimdi ben bunu direkt söylemek istemedim arkadaşlar ama şöyle de bir kural var. Sadece ve sadece eşkenar üçgende ağırlık merkezi aynı zamanda iç teğet çemberin merkezi olur. Hatta aynı zamanda diklik merkezi de olur. Bakın üçüncü merkezimiz diklik merkezi. Yani yüksekliklerin kesim noktasıdır diklik merkezi demek. Çünkü sadece bak sadece eşkenar üçgende bu özellik vardır. Aslında biz daha en baştan bunun eşkenar üçgen olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Çünkü G hem iç teğet çemberin merkezi hem de ağırlık merkezi ise bu sadece eşkenar üçgende olur diyebilirdim. O zaman artık buraların 30-30 olduğunu biliyorum ben. Şuranın 60-60 olduğunu biliyorum arkadaşlarım. Şimdi şurası da hatta 30-30 diyelim. Gene şuradan çözelim soruyu. Bakın 30-30-120 üçgeni neydi kural? 8-8. Burası ne olacak? 8√3. Kök 3 katıydı 120'nin karşısı. Peki bu 8√3 ise bu da 8√3. Bu da 8√3. Toplam 24√3. Geldim dördüncü soruya. E noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkeziymiş. O halde arkadaşım bu kesin iç açıortay. Şu AE kesinlikle dış açıortay. EC de kesinlikle dış açıortaydır diyebilirim. AFC'nin de ağırlık merkeziymiş. AFC'nin o halde burası kesin kenar ortay. E noktası ağırlık merkezi buradan kesin kenar ortay geçiyordur. Hem kenar ortay hem açı ortay olduğu için burası dik. Burası da dik. BC, DC'nin 3 katıymış dostum. Şuraya K dersen burası 3K'ymış. Hocam burası da 3K. Burası da K. Bunu da yazdık. BD bölü FE şurası da X diyelim. FBD bölü FE'yi istiyor bizden. Şimdi E bunun ağırlık merkezi ise dostum ne olacak burası? Şurası kesin A ise bu X dediğim yer kesin 2A olacak bu 1. Çünkü ne demiştim? Burası neymiş? Ağırlık merkezi tabana bir açıya 2 yaptık.
Şimdi şu da kesin açıortay değil mi? Dış açıortay dedik bunun için. Bakın dış açıortay teoremi yapacağım. Yakın kol K, uzak kol 3K. Yani 1 bölü 3 eşittir. Birinci ayak A, ikinci ayak BE. Buradan BE'yi biz ne bulduk? 3A. Demek ki şurası da 2A'ymış. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? BD bölü EF. 2A bölü 2A. Yani 1 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, üçüncü köşe taşını da gömdük. Hemen 4 numaralı köşe taşını aldım önüme. Ne diyor burada? D noktası ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi. Dostum, çevrel çemberinin merkezi ise D noktası. İşte etrafından geçen, üç köşesinden ve dışından geçen çember benim çevrel çemberimdir. Şurası merkezi ise bu yarı çapı. Lan bu da yarı çapı. Hatta şunu çizersem bu da yarı çapı oldu arkadaş. Ve bakın burada ne çıktı? 120, 30, 30 üçgeni çıktı. Şu bir ikizkenarsa A, A diyelim. Şu bir ikizkenarsa B, B diyelim. Ve hepsinin iç açılarının toplamı neydi? 180 derece. Hemen topluyorum. 2A var, 2B var, bir de 60 var. 2A, 2B ve bir de 60'ın toplamı 180. Demek ki 2A ile 2B'nin toplamı 120. Yani A ile B'nin toplamı 60. Bak sana zaten X'i soruyor. Yani A ile B'nin toplamını soruyor. Cevap çıktı 60. Evet, ikinci sorumuzdayız arkadaşlarım. ABC üçgeninde P hem iç teğet çemberin merkezi hem de çevrel çemberinin merkezidir diyor arkadaşlarım. Hem iç teğet çemberinin merkezi hem de çevrel çemberinin merkezidir. Buna göre X kaçtır diye, kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi çevrel çemberinin merkezi ise şöyle bir şey çizdim arkadaşlarım. Ya aslında çok uzatmaya gerek yok. Az önceki köşe taşında da söyledim ya arkadaşlar. Az önce ne dedik? Ağırlık merkezi ise aynı zamanda da iç teğet çemberin merkezi ise bu üçgen kesinlikle eşkenar üçgendir dedik. Aynı şeyi burada da söylüyorum. Hem iç teğet çemberin merkezi hem de çevrel çemberinin merkezi ise dostum bu kesin eşkenar üçgendir ve 60 derecedir x açımız diyebilirsiniz. Geldik 3. sorumuza. ABC üçgeninde D çevrel çemberinin merkezi. Şimdi D çevrel çemberin merkezi ise şu çemberi çiziyorum. Aslında bunu her seferinde çizmeyeceğiz arkadaşlar ama alışın diye, şunların yarıçap olduğunu daha rahat görün diye yapıyorum bunu. DBC üçgeninde şu içerideki üçgende de E iç teğet çemberin merkeziymiş. Yani şunlar kesinlikle ama kesinlikle açıortaymış dostlarım. Şöyle 48'i vermiş bize. Buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi dostlar ne yapmıştık biz? Şurayı da çizersek bu da böyle bir ikizkenar oluyor muydu arkadaşlar? Şimdi şuna A diyelim. Şu da A. Şuna B diyelim. Bu da B. Peki dostum şurayı da görelim şimdi. Şurasına mesela KK diyelim biz. KK. Şuna da MM. Bak bütün üçgenin iç açılarını topluyorum. A var, A var, B var, B var. 2M, 2K var. Yani aslında şu var. 2A var, 2B var, 2K var, bir de 2M var. Ve bunların toplamı ne olacakmış dostum? 180 derece. Şuraya yazdım 180. Peki biz A ile B'nin toplamını 48 diyebiliyoruz. O halde 2A ile 2B'nin toplamı 96 olur. 96'yı 180'den çıkarırsam 2K ile 2M'nin toplamına 84 kalır. K ile M'nin toplamına ise 42 kalır. Demek ki şu üçgende bakın K ile M'nin toplamı 42. O zaman X'e 180'e tamamlamak için 138 kalmalıdır dedim. Ve geçtim 4. soruya. I iç teğet çemberin merkezi. O halde hocam buradan kesin açıortaylar geçiyor bir kere, bu bir. Buna göre x kaç derecedir diye bir soru sormuş. Arkadaşlar bunun formülü vardı. İki iç açıortayın arasındaki açı 90 artı A'daki açının yarısıydı. Yani A'da 56 var, yarısı 28. 90'la toplarsam 118 yapar bu sorunun cevabı. Formülle böyle çözülüyor. Ama ola ki formülü unuttun. Hemen bunlara eşit açılara A, A, B, B dediniz. Ve bütün üçgenin iç açılarını toplayalım. 2A var, 2B var, bir de 56 var, eşittir 180.
Demek ki 2A ile 2B'nin toplamı 124. A ile B'nin toplamı ne oldu bu durumda? 62. Peki A ile B'nin toplamı 62 ise X'e kaç kalmalı ki 180 olsun? 118 kalmalı deyip böyle de bulabiliriz dostlar. Evet, ilk 4 köşe taşını bu videoda çözmüş olalım. Bir sonraki videomuzda da diğer kalanlardan çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi öpüyorum sizi, görüşmek üzere.